sorumuzda x eksi 1 çarpı x artı 6 eşittir ax kare artı bx artı c ifadesi x'e göre bir özdeşliktir deniyor. Buna göre a eksi b artı c ifade toplamı kaça eşittir diye sorulmuş. Bu bir özdeşlikse arkadaşlar, eşitliğin sol tarafındaki ifadenin sağ tarafındaki ifadeye eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla 3x eksi 1 çarpı x artı 6 ifadesini biz parantezlere dağıtarak açacak olursak 3x çarpı x 3x kare 3x çarpı 6 artı 18x eksi 1 çarpı x eksi x eksi 1 çarpı 6 eksi 6 eşittir ax kare artı bx artı c olmalı. İfadeyi düzenleyecek olursak 3x kare artı 17x 17x eksi 6 eşittir ax kare artı bx artı c ifadesine dönüşecektir. Buradan x karenin katsayısı 3 olduğu için a eşit 3'tür. X'in katsayısı 17 olduğu için b 17'dir. Sabit sayımız c eşittir eksi 6'dır. Sonuç olarak a eksi b artı c ifadesi 3 eksi 17 eksi 6 eşittir eksi 20 olarak bulunur. Cevabımız a seçeneğidir. Bu sorumuzda her x reel sayısı için x üzeri 4 artı mx küp artı nx kare eksi 6x artı 9 eşittir x kare artı x eksi 3 karesi eşitliği sağlanmaktadır diyor. Buna göre m artı n toplamı kaçtır? Bu ifadede eşitliğin sağ tarafındaki ifadenin karesini açarak sol tarafındaki ifadeye eşitleyerek ve x küpün x karenin katsayılarını bulmuş olacağız. X kare artı x eksi 3 ifadenin karesi açılırken arkadaşlar öncelikle bütün terimlerin kareleri alınır. X üzeri 4 artı x kare artı 9. Daha sonra ikişer tane ikişerli çarpımları x kare çarpı x x küptür. X kare çarpı eksi 3 eksi 3 x karedir ve 3 çarpı eksi 3 x çarpı eksi 3 eksi 3 x'tir. Buradan ifadeyi düzenleyecek olursak x üzeri 4 artı 2x küp artı 2x küp x kare buradan gelecek. Eksi 6x kare de buradan. Eksi 5x kare artı 2 çarpı eksi 3x eksi 6x artı 9. Evet, eşitliğin sağ tarafındaki ifadeyi açtığımızda bu oluyor. Eşitliğin sol tarafında da bakıyoruz. X küpün ve x karenin katsayıları m eşittir 2'dir. X karenin katsayısı n eşittir eksi 5'tir. Sonuç olarak m artı n ifadesi 2 ile de eksi 5'i toplarsak eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneği. Bu sorumuzda bir polinom eşitliği ile alakalı soru. 2x bölü x kare eksi 1 eşittir a bölü x artı 1 artı b bölü x eksi 1 eşitliği bir özdeşliktir. Buna göre a kaçtır diye sorulmuş. Eşitliğin sağ tarafında x eksi 1 ve x artı 1 ile payda eşitlersek paydalar x kare eksi 1 olacağı için paydalar birbirine eşit olacak. Eşitliğin sol tarafında ve sağ tarafında. Paydalar eşit olduğu için payların da eşit olması gerekiyor. Yani 2x eşittir ax eksi a artı bx artı b şeklinde olması gerekiyor. Buradan x'in katsayıları a artı b eşittir x'in katsayısı 2 ve eksi a artı b eşittir. Buradaki sabit sayılar sol tarafta sabit sayı olmadığı için 0'a eşit olacaktır. Bize a değerini sorduğu için ikinci ifadeyi eksi ile çarpıp alt alta topladığımızda b'ler sadeleşecektir. 2a eşittir 2'den a eşittir 1 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda x kare artı y kare eşittir 50, x çarpı y eşittir 7 olduğuna göre x eksi y farkının pozitif değeri kaçtır diye sormuş. X eksi y'nin parantez karesini açacak olursak arkadaşlar x kare eksi 2xy artı y kare eşitliğini elde ederiz. Ve x kare artı y kare 50 eksi 2 çarpı x çarpı y 7. 50 eksi 14, 36 bulunur. X eksi y'nin karesi 36 olduğuna göre karekökünü alırsak her iki tarafın x eksi y'nin pozitif değeri 6 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği.
Bu sorumuzda x artı y eşittir 6, x çarpı y eşittir 3 olduğuna göre x kare artı y kare toplamının değeri kaçtır diye sorulmuş. X artı y eşittir 6 ifadesinde her iki tarafın karesini alacak olursak x kare artı 2xy artı y kare eşittir 36 elde ederiz. X çarpı y de 3'e eşit olduğuna göre 2xy 6'dır. Ve bu 6'yı da eşitliğin karşı tarafına atarsak x kare artı y kare eşittir 36 eksi 6. Buradan x kare artı y kare eşittir 30 bulunmuş olur. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda x eksi 2 bölü x eşittir eksi 1 olduğuna göre x kare artı 4 bölü x kare ifadesinin değeri kaçtır? X kare artı 4 bölü x kareyi elde edebilmemiz için bize verilen eşitlikte her iki tarafın parantez karesini almamız gerekiyor. Buradan x eksi 2 bölü x'in karesi birincinin karesi eksi çarpımlarının iki katı 4 artı ikincinin karesi 4 bölü x kare eşittir eksi 1'in karesi 1. Eksi 4'ü de karşıya attığımızda arkadaşlar x kare artı 4 bölü x kare eşittir 5 bulunur. Cevabımız A seçeneği. Bu sorumuzda 4x kare artı 9 bölü x kare eşittir 4 olduğuna göre 2x artı 3 bölü x ifadesinin pozitif değeri kaçtır diye sorulmuş. 2x artı 3 bölü x ifadesinin 2x artı 3 bölü x ifadesinin karesini alarak işleme başlıyoruz. Birincinin karesi 4x kare artı çarpımlarının iki katından 12 gelecek. Artı ikincinin karesi 9 bölü x kare. 4x kare artı 9 bölü x kare bize 4 olarak verilmiş. Buradan 4 artı 12 eşittir 16 buluruz. 2x artı 3 bölü x'in karesi 16 olduğuna göre 2x artı 3 bölü x'in pozitif değeri 4 olarak bulunur arkadaşlar. D seçeneğidir cevabımız. 3xy kare artı x küp eşittir 9. 3x kare y artı y küp eşittir 18 denklem sistemi verilmiş. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruyor. Bu iki denklem sistemini taraf tarafa topladığımızda elimize şöyle bir özdeşlik geçecek. X küp artı 3x kare y artı 3xy kare artı y küp eşittir 9 artı 18 27. Bu eşitliğin sol tarafındaki ifade x artı y'nin parantez küpü açılımı olduğu için x artı y'nin küpü eşittir 27'den x artı y eşittir 3 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sorumuzda pozitif iki tam sayının farkı 5 çarpımları 24'tür. Buna göre bu sayıların küpleri farkı kaçtır diye sorulmuş. İki tam sayının farkı x eksi y eşittir 5 ve çarpımları 24'müş. X çarpı y eşittir 24. Küpleri farkını sormuş bize. X küp eksi y küp ifadesi. Küpler farkı özdeşliğinden yararlanacak olursak x eksi y'nin küpü artı 3xy çarpı x eksi y ifadesini kullanacağız. X eksi y 5 olduğuna göre 5'in küpü artı 3 çarpı 24 çarpı 5 olacaktır. 5'in küpü 125 artı 72 çarpı 5 360. Toplarsak ikisini 125 artı 360 485 bulmuş oluruz cevabımızı. Sonuç A seçeneği. Bu sorumuzda x küp eksi y küp eşittir 100. X eksi y eşittir 4 denklem sistemi veriliyor. Buna göre x çarpı y çarpımının değeri kaçtır? X küp eksi y küp ifadesini küpler farkı özdeşliği kullanarak yazacak olursak x eksi y'nin küpü artı 3xy çarpı x eksi y şeklinde yazdık. X küp eksi y küp 100'e eşit. X eksi y de 4'e eşit olduğu için 4'ün küpü artı 3xy çarpı 4. 100, 4'ün küpü 64, 64'ü karşıya atacak olursak 36 eşittir 12xy olur. 3xy çarpı 4 12xy. Her iki tarafı 12'ye bölersem x çarpı y eşittir 3 olarak bulmuş oluruz. Bize sorulan değer de zaten oydu. Cevabımız C seçeneği.
Bu sorumuzda x küp artı 3x kare artı 3x eşittir 63, y küp eksi 3y kare artı 3y eşittir 28 eşitliği denklem sistemi veriliyor. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye sorulmuş. İlk sorumuzda dikkat edecek olursak, ilk ifadede dikkat edecek olursak x küp artı 3x kare artı 3x ifadesi var. Ben eşitliğin her iki tarafına 1 eklersem, burası x küp artı 3x kare artı 3x artı 1, yani x artı 1'in küp açılımı olacaktır. Eşittir 64. X artı 1'in küpü 64 olduğuna göre x artı 1 eşit 4'tür. Buradan x eşittir 3 bulunur. İkinci ifadede y küp eksi 3y kare artı 3y. Her iki tarafa eksi 1 eklersek burada da sol taraf y eksi 1'in küp açılımı olur. Y eksi 1'in küp açılımı eşittir 27. Y eksi 1'in küpü 27 ise y eksi 1 eşittir 3. Buradan y eşittir 4 bulunmuş olur. Bize sorulan değer x artı y olduğuna göre 3 artı 4 eşittir 7 bulmuş oluruz. Cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda x küp artı 8y küp eşittir 10, x artı 2y eşittir 4 denklem sistemi veriliyor. Buna göre x çarpı y çarpımı kaçtır diye sorulmuş. X küp artı 8y küp ifadesini küpler toplamı özdeşliğinden faydalanarak x artı 2y'nin küpü eksi 3x çarpı 2y çarpı x artı 2y şeklinde yazabiliyoruz. X küp artı 8y küp 10'a eşitmiş eşittir 10 eşittir x artı 2y 4'ün olduğuna göre 4'ün küpü 64 eksi 6xy çarpı 4. Buradan 24xy'yi sol tarafa attık. 24xy eşittir 64'ten de onu çıkarırsak arkadaşlar 54 yapacaktır. Buradan da x çarpı y eşittir 54 bölü 24. Bunu da 6 ile sadeleştirdiğimizde 9 bölü 4 buluruz. Cevabımız E seçeneği.